Mira, yeryüzüyle tanıştığı ilk günden beri sahil kasabasına sık sık gitmeye başlamış. Her seferinde yeni bir şey keşfetmek için büyük bir heyecan duyuyormuş. İnsanların yaşam tarzlarını, günlük rutinlerini, alışkanlıklarını gözlemlemek onun için büyüleyiciymiş. Sahilde oyun oynayan çocuklar, deniz kabukları toplayan insanlar, uçurtma uçuran gençler, daha birçok şeyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyormuş. Mira, insanları ve kasabayı yakından tanımak için gün boyunca sahildeki kayaların arasında saklanıyormuş. Sahil kasabasındaki hayatı izlemek için en sevdiği yer büyük bir kayalığın arkasında saklandığı noktaymış. Buradan insanların günlük yaşamlarını gözlemleyebiliyormuş. Sabahın erken saatlerinde balıkçılar tekneleriyle denize açılıyor. Çocuklar okula gitmek için sahil yoluna yürüyormuş. Güneş batarken ise sahilde toplanan aileler piknik yapıyor, sohbet ediyorlarmış. Bir gün Mira sahilde oynayan çocukları izlerken onların arasındaki sıcak arkadaşlığı fark etmiş. Çocuklar deniz kabukları topluyor, kumdan kaleler yapıyor, neşeyle gülüyorlarmış. Mira bu anları izlerken insanlarla deniz canlıları arasındaki benzerlikleri düşünmüş. Onun dünyasında da arkadaşlıklar, oyunlar ve neşe varmış. Mira aslında suyun içindeki dünya ile dışındaki dünya neredeyse aynı diye düşünmüş. Mira günler geçtikçe insanları izleyerek onların yaşamları hakkında çok ama çok şey öğrenmiş. Balıkçıların denizden nasıl çalıştığını, çocukların okula nasıl gittiğini, insanların birbirine nasıl yardım ettiğini gözlemlemiş. Bir gün sahilde yürüyen yaşlı bir adam dikkatini çekmiş. Adam her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, elindeki torbaya çöpleri topluyormuş. Deniz kızı Mira adamın bu davranışını büyük bir keyifle izlemiş. Çünkü denize düşen çöplerin onların evini nasıl kirlettiğini, nefes almalarını nasıl zorlaştırdığını çok iyi biliyormuş. Bir başka gün Mira sahil kenarındaki bir kafede oturan genç bir kadını izlemiş. Kadın kitap okuyormuş. Yüzünde de hafif bir gülümseme varmış. Mira kitap okumanın deniz canlılarında ne kadar mutlu ettiğini düşünmüş. O denizin altındaki kocaman kütüphanelerini hatırlamış. O an Mira'ya insanlar da deniz yaratıklarının hayal gücünün ne kadar da benzediğini düşündürmüş. Bir gün Mira sahilde dolaşırken bir grup çocuğun kavga ettiğini görmüş. Kayalıkların arasından onları izleyen deniz kızı çocuklar arasındaki farklılıklar yüzünden tartışabildiklerini anlamış. Aynı denizin dibinde asabi deniz atı ve aksi sarı balık gibi onlar da demiş. Deniz kızı Mira bu durumu görünce önce biraz üzülmüş. Sonra kayaların arkasında onları izlerken barışmalarını da beklemiş. Çünkü asabi deniz atı ve aksi sarı balık tartışsalar bile hemen barışırlar diye geçirmiş içinden. Kısa bir süre sonra çocuklar da barışıvermiş birden. Yine birlikte oynamaya devam etmişler. O an Mira'ya yine insanların ve deniz insanlarının arasındaki farklılıklara rağmen ne kadar da birlikte yaşayabileceklerini göstermiş. Mira her gün sahilde yeni şeyler keşfederek insanları ve onların yaşamlarını daha iyi anlamaya başlamış. Bu keşifler ona insanların ve deniz canlılarının aslında ne kadar da benzer olduğunu göstermiş. Her iki dünyada kendi güzelliklerini, kendi değerlerini taşıyormuş. Böylece Mira'nın yeryüzü ile tanışma macerası, cesareti, farklılıklara saygının ve keşfetmenin gücünü göstermiş. Mira her iki dünyanın da güzelliklerini, sırlarını keşfetmeye devam ederken
yeni dostluklar kurarak her geçen gün daha da büyüyormuş.